tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Radyo New York'a hoş geldiniz efendim. Ben Murat Tufan. Tabii hafta sonu Hamas'ın saldırısıyla dünya dehşete düştü ve İsrail ile Hamaslı militanlar arasında bir savaş gerçekleşiyor ve ne yazık ki yine sivil ölümlerine şahit oluyoruz. İşimiz gazetecilik ve bunu bu tarz günlerde kamuoyunu bilgilendirmek olduğu için görevimizi de yapmamız gerekiyor ve bu anlamda çok değerli bir misafirimiz var. Mehmet Sümer, Voice of America muhabiri Amerika'dan geldi. Mehmet Bey hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Maalesef gazetecinin işte böyle bir yönü de var ama işimiz de bu olduğu için, bir de ekonomik dataları da aktarmak gerektiği olduğu için işin bu tarafını da anlatacağız. Çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Rica. Öncesinde bir fiyatlamalara bakalım. Tabii işin bu bilançosu ne yazık ki fiyatlamalarda ve borsalarda da reaksiyon gösteriyor. Dolar endeksi bugün 106 nokta bakıldığı zaman 0.5'lere kadar geldi. Ancak daha da artması bekleniyor. Çünkü petrol fiyatları yükseliyor. İsrail-Filistin gerilimi sonrası da bir yabancı kurumlardan değerlendirmeler geliyor. Morgan Stanley çatışmanın etkisinin sınırlı olacağını düşünüyor ve şimdilik diğer ülkelere yayılmasını beklemiyor. Ancak Societe Generale artan jeopolitik gerginlikten sonra ham petrol fiyatlarında 5 ila 10 dolar arasında bir risk primi etkileyebileceğini söyledi. Citigroup'ta Suudi Arabistan'ı bugün özellikle manşete koyarak bir açıklama yaptı ve burada özellikle 1 milyon varillik üretim kısıntısını azaltacağı ya da ortadan kaldıracağı yönündeki beklentileri azalttı ve bu anlamda site analistleri İsrail'in İran'a saldırma riskinin de arttığını düşünüyor. Bir Amerikan borsalarını alalım sevgili editörümüz Zeynep'ten rica ederim. Çünkü o tarafta özellikle tüm dünya borsalarında dün merkez bankalarının enflasyonu yönetememe riskleri arttı konuşuluyor. Ancak şu anda Amerikan vadeliler ılımlı, cılız bir aslında direniş gösteriyor ki son bakıldığı zaman 3 aydır kayıplarda. Dow Jones S&P arttayken Nasdaq tarafı negatifte. Aslında bu fiyatlamayı çok da ciddiye almamak lazım. Çünkü tahvil faizine baktığımız zaman nötr gözüküyor. Bugün Amerika tatil. Çin altın haftadan sonra piyasalara döndü. Sabah Asya seansında Japon yeni güvenli liman alımıyla devam etti. Hong Kong şiddetli rüzgar sebebiyle kapalıydı. 2 yıllık 10 yıllıklarsa yarın 4.80'den ve 5.08'den sırasıyla açılmayı bekliyor. Muhtemelen tahvil satışları derinleşecek ve özellikle bakıldığı zaman tahvil faizinin de yukarı gittiğine şahit olacağız. Değerle getiri arasında ters orantıdan sebep. Son olarak da bir ons altına bakalım. Piyasalarda, güvenli limanlarda kaçış vardı ve riskli varlıkları satış vardı. Ons altın yukarıda 1 puan kadar. Brent petrol ve NYMEX ve Amerikan tipi petrole baktığımız zaman o tarafta gün içerisinde %6 kadar yükseldi. Şu anda %4'lerde dengeleniyor gibi. Tabii petrol fiyatlarının artması daha fazla enflasyon ve daha fazla faiz ortamı demek. İşin bu ekonomik tarafı Mehmet Bey. Yani bakıldığı zaman çok ciddi bir aslında ekonomi derinlemesine konuşacağız sizinle birlikte. Etkisi bekleniyor ama ilk haberi sizden alalım. Amerika'nın tepkisini ve sizin ajandanızda neler var acaba? Şimdi Amerika ile İsrail ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu anlatmaya gerek yok. Amerika her zaman İsrail'in ve İsrail'in güvenliğinin arkasında durduğunu net olarak her fırsatta ifade eden bir ülke. Ki bu defa da yine Amerika Başkanı Joe Biden kameralarının önüne geçti ve Amerika'nın İsrail'in yanında olduğunu söyledi ve nokta dedi. Yani bunun hani ötesi yok. Yani biz kesinlikle destek veriyoruz dedi. Ayrıca bir savaş gemilerini, bir uçak gemisini yine Akdeniz bölgesine doğru yönlendirdi. Amerika, İsrail'in arkasında duracak tabii ki bu krizde. Uluslararası kamuoyu da şu anda İsrail'e destek veriyor. Çünkü sivillerin ölümü söz konusu. Zaten saldırı çok dehşet verici değil mi? İsrail'in karşı saldırısı da sivilleri yine aynı şekilde hedef alan saldırılar ama bakıldığı zaman tüm dünya aslında bir miktar İsrail olan desteğini artıran da bir saldırıya da sebep olmuş oldu. Öyle Hamaslı oldu. Militanlar saldırı. Evet, öyle oldu. Burada bundan sonraki süreçte hatta şöyle söyleyelim. Amerikan medyasına baktığınız zaman Amerikan medyasında da bu saldırı için İsrail'in 11 Eylül'ü benzetmesi yapılıyor. Evet. Yani bugün New York Times gibi, Washington Post gibi, Los Angeles Times gibi birçok önde gelen Amerikan gazetesinde köşe yazarları ve haberlerin başlıklarında İsrail'in 11 Eylül'ü olarak değerlendiriliyor. Aslında bu çok büyük bir dönüşümün de işareti gibi değil mi Mehmet Bey? İşte zaten, 11 Eylül'den sonra hiçbir zaman dünya aynı dünya evet, olmadı. İşte onu mu 11 Eylül istiyorlar? Benzetmesiyle birlikte aslında ona da vurgu yapanlar var. Yani İsrail'in 11 Eylül'ü
Nasıl ki Amerika'nın 11 Eylül'ünün arkasından Orta Doğu'da yeniden bir şekillenme, işte Afganistan'a aynı zamanda Amerika'nın asker göndermesi ve bir dizi reaksiyona sebep olduysa, bugün Hamas'ın İsrail'in içerisine girerek İsrail tarihinde görülmemiş nitelikte bir saldırı gerçekleştirmiş olmasının bölgede çok farklı gelişmelere gebe olabileceğine işaret ediliyor. Şu anda ama en azından şöyle bir şey var, onu görüyoruz. Bu durum bir intifada çağrısına neden olmadı. Yani Batı Şeria'daki Filistin yönetimi nispeten daha sakin duruyor şu anda. Yani başta siz de söylediniz, hani bu Hamas militanlarıyla, yani Gazze şeridinde yönetimi elinde tutan Hamas militanlarıyla İsrail ordusu arasında bir savaş görünümünde. Ama tabii Filistin'in toptan bir intifadaya, yani bir ayaklanmaya daha önce olduğu gibi dönüşür mü dönüşmez mi, onu şu aşamada söylemek güç. Ben o noktada biraz Cuma gününü özellikle beklemek gerektiği kanısındayım. Çünkü Cuma günü Mescid-i Aksa'da Cuma namazı. Kılınacak. Orada kılınacak mı? İsrail buna izin verecek mi? Filistinliler, Batı Şeria'dan gelen Filistinliler buna nasıl tepki koyacaklar? Dolayısıyla şu aşamada bu işin nerelere evrilebileceği, çünkü birçok yöne gidebilir. Yani en uç noktayı söylersek bu iş İsrail'in gidip İran'ı vurmasına kadar uzanabilir. İran da hedef içerisinde değil mi? Bakıldığı zaman Hamas'ı aslında bu anlamda cesaretlendiren ya da silahlandıran İran gibi gözüküyor. Bununla ilgili iddialar da var. İran zaten aynı zamanda yaptığı açıklamalarla bu saldırıları kutladı. Yani hem İranlı yöneticiler bu saldırılardan duydukları memnuniyeti dile getiren açıklamalar yaptılar. Hem de İran'da çeşitli şehirlerde, sokaklarda havai fişekler atılarak, İran bayrakları, Filistin bayrakları dalgalandırılarak kutlamalar yapıldı. Yani dolayısıyla Hamas'la İran'ın ilişkisi zaten biliniyor. Öte yandan Hizbullah'la İran'ın ilişkisi biliniyor. Hizbullah pazar günü Lübnan'dan İsrail topraklarına roket fırlattı ve onun üzerine İsrail bu kez Lübnan topraklarındaki Hizbullah hedeflerini vurdu. Şimdi bir başka şey de, bir başka tahminde, uluslararası medyada da yer alan yorumlar, bu işin başka grupların da katılımıyla birlikte Orta Doğu'da çok daha geniş kapsamlı bir çatışma ortamına dönebileceği şeklinde. Sanki Netanyahu da bugün onun sinyalini verdi gibi Mehmet Bey. Yani 180 derece Orta Doğu'da bir dönüşüm olacak ve bakıldığı zaman aslında bu saldırılarla birlikte İsrail'in de biraz, hani tabiri caizse, gözünü kararttığını da gösteriyor. Dediniz ki Gazze yönetimiyle aslında Hamas arasında orada bir farklılık var İsrail'e duruş anlamında. Aslında o zaman bu Filistin meselesinde, Filistin'in bağımsızlığı meselesinde de kendi işlerinde aslında bir yol ayrımı olduğunu da gösteren bir tablo gibi. Şimdi şöyle, açıkçası bugün mesela New York Times'ta Thomas Friedman, özellikle Orta Doğu konusunda New York Times'in önde gelen yazarlarından bir tanesidir. O mesela şöyle bir benzetme yapmış. Diyor ki yani 1973'teki savaştan sonra, bundan yıllar önce yaşanan savaştan sonra bir barış adımı atılmıştı. Bir barış süreci başlamıştı. Acaba bugün bu saldırıların arkasından da İsrail ile Filistin masaya oturup bir barış süreci başlatırlar mı? Ya da zaten tıkanmış olan o barış sürecini açan bir durum ortaya süreç çıkabilir olur mi? Ama bunun çok olabileceğine ihtimal vermediğini şu aşamada söylüyor. Netanyahu'nun yaptığı açıklamaya gelecek olursak, burada açıkçası bu savaş şu anda, yani İsrail'in deyimiyle de aynı zamanda, çünkü İsrail ve Netanyahu biz artık bir savaştayız ifadesini kullandı. Bu savaş başka ülkelere sıçrar mı, sıçramaz mı? Orta Doğu'da başka çatışmaların fitilini ateşler mi, ateşlemez mi? Bu biraz diğer ülkelerin de alacakları tavırlar ve İsrail yönetiminin bu saldırılara karşı toptan, yani dediğim gibi bu daha çok Hamas'la, Gazze şeridindeki grupla İsrail yönetimi arasında gibi duruyor. Ama
eğer İsrail yönetimi bunu fırsat bilip, bu durumu fırsat bilip Batı Şeria'daki diğer noktalardaki Filistinlileri de hedef almaya başlayıp aslında uluslararası hukuka aykırı olan, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olan yerleşim yerlerinin önünü açmak gibi daha ileri gidecek adımlar atarsa, o zaman bu savaşın coğrafyası da belki genişleyebilir, değişebilir. Burada çok ötesi de soracağım. Yani hani bu kelimeyi de kullanırken birazcık da izleyeceğimizin affına sığınarak söylemek istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı maalesef devam ediyor. Evet. Ve aslında bu İsrail ile Hamas militanları arasında olan ve işte Filistin üzerinde devam eden bu çatışma ortamı için en azından daha da büyümemesi adına bir hani tabiri caizse fırsat olur mu? Çünkü Rusya-Ukrayna savaşına çok ciddi bir Batı efor sarf ediyor. Ukrayna'ya destekleri var ki yayın öncesinde aslında bunu da bir miktar Amerika'nın ilgisine odağın değişebileceğini de aktarmıştınız. Ama en azından İsrail-Filistin savaşının daha da ileri boyuta gitmemesi adına Rusya-Ukrayna savaşı bir sebep olur mu sizce? Şimdi genel olarak aslında baktığımız zaman yorumlara da baktığımızda şu noktada buna İsrail medyası da dahil olmak üzere İsrail'de Netanyahu son dönemde zor günler yaşıyordu. Özellikle ülke içerisindeki Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirmeye yönelik adımları, yani genel olarak hukuk sisteminin yapısını değiştirmeye yönelik adımları ülke içerisinde çok sert tepkilerle, aylardır devam eden gösterilere, protestolara sahne oluyor ki Amerikan yönetimi de bu yönde Netanyahu'yu çok sert şekilde eleştiriyor. Hatta son olarak Birleşmiş Milletler toplantıları kapsamında Netanyahu ile görüştükten sonra Biden, ki Netanyahu'yu yanlış hatırlamıyorsam Kasım ya da Aralık ayında Beyaz Saray'a davet etmişti. O görüşmeden sonra yapılan açıklamada bile demokrasi, onların check balance dedikleri yani güçlerde kuvvetler dengesinin önemi, demokrasideki önemi, Amerika'nın ona verdiği önem, oralara atıflarda bulunmuşlardı. Şimdi gelinen noktada aslında bu saldırılar, genel yorumlara da baktığımızda onu görüyoruz ve haklı yorumlar olarak değerlendiriyorum ben de şahsen. Bu saldırılar şu anda Netanyahu'yu ve Putin'i rahatlatmış saldırılar olarak görünüyor. Neden? Daha da ellerini güçlendiriyor herhalde. Evet, Netanyahu içerideki protesto eylemlerinden şu an için kurtulmuş durumda. Hmm. Yani şu dakika artık İsrail'de hiç kimse Netanyahu'nun geçirmeye çalıştığı yargı reformunu protesto etmek üzere sokağa çıkabilecek bir durumda değil. Savaş halinde çünkü. Savaş halinde ülke ve şöyle bir durum var ayrıca. Gerçekten çok sayıda insan hayatını kaybetti. Evet. İsrail'de, İsrail çok büyük bir ülke değil sonuçta. Nüfusu da çok kalabalık olan bir ülke değil. İsrail basınına, İsrail medyasına da baktığınız zaman şunu söylüyorlar. Yani neredeyse her 3-4 evden birinden bir kayıp var. Yani birinin arkadaşı, birinin akrabası, birinin uzaktan tanıdığı, birinin iş yerinden akrabası ya yaralanmış ya ölmüş. Ya yan komşusu mutlaka. Ya yan komşusu, evet. Yani herkesin bir kaybı varken kimse şu aşamada Netanyahu'yu protesto etmek için sokaklara çıkmayacaktır. Dolayısıyla İsrail medyasında da mesela yapılan yorumlarda Netanyahu'nun şu anda ulusal bir birlik sağladığı. Öte taraftan özellikle Amerikan medyasında yapılan yorumlar bu şeyle birlikte, bu saldırıyla birlikte Amerika'nın bundan sonraki süreçte desteğinin İsrail'e odaklanacağı, bunun da Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği mali ve askeri desteği sekteye uğratacağı yorumları yapılıyor. O zaman orada birazcık da Zelenski'nin Batı tarafından zaten zaten Ukrayna'ya yapılan yardımlar konusunda Amerikan Kongresi'nde ciddi bir takım tartışmalar var son dönemde. Yani hatta Amerikalı Cumhuriyetçi Partili bazı senatörlerin ağzından, yani Zelenski senatör mü yoksa bu ülkenin başkanı mı, biz onun her dediğini yapacağız gibi sözler işitmeye başladık. Herhalde orada böyle tabii ki yani bir tane canın gitmesi bile çok üzücü. Bu arada ülkemizde de yaşayan İsrailli, Filistinli vatandaşlarımız da var. Herkesi saygılı, sevgili, merhametli olmaya devam ediyor. Çünkü bu devlet politikaları ve işte terör örgütleri arasında yapılan savaşlar vatandaşlarımızı, bu ülkenin ve dünyanın yurttaşlarını ilgilendirmiyor. Hepimiz barış istiyoruz. Dolayısıyla da bunları da çok özenli davranmak da gerekiyor. Maalesef sivil halk zarar görüyor işte en çok. Mesela bu savaş görüntülerini biz çok dramatik şekilde içimiz acıyarak öğrendik. Ama işte Rusya-Ukrayna savaşını bir gece işte Rusya'nın, ki Amerikan istihbaratının o kadar uyarmasına rağmen
şahit olduk ama biz sadece direkt Rus askerlerinin girişine şahit olarak Mehmet Bey bu kadar büyük bir drama aslında ekranda resmedilmeyerek aslında medyadan öğrendik. Bundan dolayı mı kamuoyu desteğiyle çok alamadı ya da Zelenski'nin komedyen olmasından dolayı mı? Şöyle aslında Ukrayna konusunda Ukrayna'ya çok büyük destek verildi normal şartlarda. Yani baktığınız zaman Amerika sadece milyarlarca dolarlık yardım yaptı. Ama bugün gelinen noktada savaşın yansımasının medyaya doğru şekilde ya da tam anlamıyla yer alması ya da almamasından ziyade zannediyorum Amerika'da özellikle şöyle bir şey var. Yani bugüne kadar bu kadar çok para verdik, bu kadar çok silah verdik ve bunlar ne oldu, ortada ne sonuç var sorusunu soruyor. Evet. Bakıldı, yani Amerika'da senatörler en azından, bir takım senatörlerin yaptığı açıklamalardan biliyoruz. Hani bu soruyu soruyorlar. Yani milyar dolar, çünkü o paraların hepsi Amerikalı vatandaşların cebinden çıkıyor. Tabii. Yani ödenen vergilerden aslında bizden çıkıyor. De çıkıyor, tüm dünyadan evet, çıkıyor. Evet, tüm dünyadan çıkıyor aslında. Dolayısıyla hani bugüne kadar yardım yapıldı ama nereye gitti bu paralar sorusu soruluyor. Şimdi gelinen noktada yapılan yorumlar zaten Amerikan Kongresi gelinen noktada Ukrayna'ya yönelik yardımların artık bundan sonra daha kısıtlanmasına doğru giderken ortaya bir de İsrail'in bu durumu çıkınca ki İsrail lobisi dünya Amerika'da en güçlü lobi açıkçası. Hatta mesela saldırıların başlamasının hemen ardından New York Belediye Başkanı Eric Adams bir açıklama yaptı. Hem taziye mesajı yayınladı hem üzüntülerini dile getirdi ve bir noktaya dikkat çekti. Dedi ki dünyada İsrail'den sonra en çok Yahudi nüfusunun yaşadığı, İsrail'in yaşadığı şehir New York'tur dedi. Dolayısıyla genel anlamda toplumsal hayatın içerisinde de çok yoğun bir İsrailli nüfus, bir Yahudi nüfusu söz konusu Amerika'da. Hani lobinin haricinde de netice itibariyle. Dolayısıyla Amerika'nın bundan sonraki süreçte bu çatışmaların uzaması, bu savaşın uzaması halinde İsrail'e odağını İsrail'e yönlendirmesi sürpriz olmayacaktır. bugün bakıldığı zaman Almanya Filistin'e kalkınma yardımlarını askıya aldı ki kabul etti. Bazı işte Filistinli örgütlere bu anlamda destek olduğu noktasında ama şunu sormak istiyorum Mehmet Bey. Kremlin'den açıklama var. İsrail ve Filistin'deki çatışma tırmanma ve yayılma ihtimali yüksek. Dışişleri Bakanları İsrail-Filistin gündemiyle acil toplayacak Avrupa Birliği ki bizde de kabine geç toplandı. Evet. Muhtemelen her an gelebilir ama en azından yayın sonramıza da denk gelebilir. Şimdi bakıldığı zaman belli ki yayılma riski var. İran'a taşıma riskini nasıl görüyorsunuz? Siz, çünkü yıllardır medyanın içinde siz de özellikle Körfez bölgesi gazeteciliği deyince akla gelen ilk isimlerdensiniz. Böyle bir ihtimal taşıyor musunuz ve İran diyelim ki denkleminde İsrail-İran karşı karşıya gelirse artık bu adlandırılan ve aslında ciddiye de alınmayan ama 3. Dünya Savaşı riskini sizce gündeme taşır mı? Gündeme taşıyabilir mi? Evet taşıyabilir. Yani İran-İsrail karşılaşması açıkçası çok tehlikeli bir karşılaşma olur. Çünkü İran-İsrail karşılaşması sadece İran-İsrail karşılaşması olmayacaktır. O zaman bu işin içerisine Rusya müdahil olacaktır. O zaman bu işin içerisine Çin müdahil olacaktır ki ikisi de nükleer güç. Amerika dahil olacaktır. Dolayısıyla nükleer güçlerin karşı karşıya gelmesi işte hani bir saat var bilirsiniz her sene onu nükleer savaş tehlikesiyle ilgili böyle ileri geri alırlar. Yani o saati herhalde artık olabilecek en yakın noktaya gece yarısına gelmesine neden olur. Bir nükleer savaş krizini bu durum tetikleyebilir. Ama onun öncesinde ben şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu savaşın yayılması ya da uzaması ekonomik anlamda çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Özellikle de şunu düşünmek lazım. Bu savaşın yayılması, uzaması Biden yönetiminin işine gelmeyecektir. Neden? Çünkü önümüzdeki yıl Amerika'da seçimler var. Ve Biden'ın approval ratings dediğimiz yani başkanlık yapma yöntemini, şeklini halkın onaylayıp onaylamadığına dair Amerika'da düzenli olarak yapılan anketler var. Bu güven oyu gibi bir şey. Güven oyu, evet. Güven halk oyu. İçerisindeki güven oyu. Bu düzenli olarak yapılıyor. %39'lara kadar düşmüştü Biden'a verilen güven. Ben onu soracaktım. Arttırmaz mı tam tersi? Yani İsrail'e bu kadar yüksekken Biden'ın yapmış olduğu yardımlar diyelim. Arttırabilir ama Biden'ın güven oyu neden bu kadar azalmıştı sorusunu soracak olursak, oradaki yanıt ekonomi ve enflasyon yanıtını
görüyoruz. Yani Amerikalılar son dönemde, son 40-45 yılın en büyük enflasyonuyla karşı karşıya kaldılar. Yani Amerika'da geçen sene Haziran ayında enflasyon %9,1'e ulaştı. Bu 40-45 senedir görülmemiş bir enflasyondu. Ama daha önceki yayınlarda da sizle konuşmuştuk. Yani bu %9,1 istatistik olarak görünen enflasyon. Ama markete, çarşıya, yansın pazara ya, baktığınızda %25, %30'lara varan bir enflasyon var ve bu Amerikalıları gücü zayıflıyor aslında. Ve bu Amerikalıları şoke etti açıkçası. Evet. Hatta bir yayına ben size şey örneğini vermiştim. Yani New York'un en ünlü yemeklerinden bir tanesi dilim pizzalarıdır ve o pizzalarda 99 sent yani 1 dolar olmasıyla ünlüdür. Artık 1,5 dolar oldu. Yani o bile yıkıldı diyorsun. Evet, o bile yıkıldı. Dolayısıyla savaşın uzaması, savaşın İran'a sıçraması özellikle petrol fiyatlarını olumsuz etkileyeceği için ki görüyoruz bugün %4'lerin üzerine bir artış var. Petrol fiyatlarının artması Amerikan ekonomisini son derece olumsuz etkileyecek, enerji fiyatlarının artması. Bu durum enflasyonu tetikleyecek. Enflasyonun tetiklemesi Fed'in faiz artışlarına devam etmesi anlamına gelecek. Bu bütün dünyada çok olumsuz bir ekonomik yansıma yaratabilir açıkçası. Artık orta gelir kalmadı. O en alt gelir tabakasıyla birlikte hepimiz çökmüş olacağız. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu analizler için efendim Voice of America muhabiri Mehmet Sümer bizler birlikteydi. Eğer vaktimiz varsa bir de ekonomi kanalı olduğumuz için bu haberi atlamamız gerekiyor. 2023 Nobel Ekonomi Ödülü de sahibini bulmuş. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kadının iş gücü piyasasındaki etkilerine ilişkin anlayışı ilerletmesi için iletmesinden dolayı Profesör Claudio Goldin efendim ekranda gördüğünüz hanımefendiye verdi ve kadınların gelir durumu ve iş gücü piyasasına katılımlarına dair yüzyılları bulan tarihçe konusunda bir araştırma yapmış ve ödülü almış diyelim. Evet, umarım ülkelerin bu ekonomik kriz beklentisi, petrolün artması, işte enflasyon, sefalet derken savaşı daha da ilerletmemesi için bir sebep olur diyelim bu kez. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yarın görüşmek dileğiyle. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.